Merhabalar. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Uygulamalı Araştırma Dersi kapsamında arkadaşlarımız Cansel Karaçam, Çağdaş Tetikel, Görkem Kapukaya, Serdar Demiral, Onur Sarıyıldız ve ben Hakime Şevval Gündüz birlikte yürüttüğümüz boşanmış bireylerin yaşam kalitelerinin incelenmesi araştırmasının sunumu için buradayım. Araştırma süreci boyunca yardımlarını bizden esirgemeyen, tecrübeleriyle yolumuza ışık tutan Profesör Doktor Vedat Işıkhan ve araştırma görevlisi Yasemin Erten Koç'a buradan çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Araştırmanın sorunuyla başlayacak olursak, resmi olarak evlilik birliğinin sonlanmasını ifade eden boşanma, hem toplumla hem de bireyle doğrudan ilişkili bir süreci ifade eder. Ailenin işlevselliği, sağlıklı aile dinamikleri, bireyin yaşam kalitesi üzerinde etkili faktörlerdendir. Zamanla aile kurumunun yapısındaki öncelikler, riskler ve sorumluluklar değişmiş ve toplumda boşanma gibi sosyal sorunlar ortaya çıkmıştır. Boşanma durumu, ailenin ve bireyin işlevselliğine zarar vererek birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Boşanma sonrasında kadınların ve erkeklerin yaşam kalitelerini etkileyecek şekilde yaşadıkları güçlükler problem durumunu oluşturmaktadır. Toplumsal algının onlar üzerinde etkisiyle baş etme gibi durumlar sıkça karşılaşılan sorunlar arasında yer almaktadır. Bu gibi doğrudan söz konusu bireyi etkileyen durumların yanında, bireylerin toplumsal statülerini etkileyen durumlar da vardır. Toplumun boşanmaya karşı gösterdiği direnç, özellikle kadınlar üzerinde oluşturulan baskı ve kadının evliliği yürütememesi algısı, toplumun hem evlilik hem de boşanma üzerindeki olumsuz algılarını oluşturur. Toplumun boşanmaya karşı gösterdiği direnç ve özellikle boşanmış kadına karşı tutumlar, boşanmayı kadının başarısızlığı gibi gören anlayış hem ailelerin hem de toplumun boşanmayı hoş karşılamamasında etkili olmaktadır. Sosyal hizmet mesleği ve müdahalesinin de amaçlarından biri olan bireyin insan onuruna yaraşır şekilde yaşama hakkı göz önünde bulundurulduğunda yaşam kalitesi kavramı niteliksel olarak ön plana çıkmaktadır. Yaşam kalitesi kavramının boşanma ile olan ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda mesleki müdahale bağlamında incelenmesi gereken bir konu olarak kendini göstermektedir. Bu araştırmanın temel amacı boşanmış bireylerin yaşam kalitelerinin incelenmesi ve sunulmasıdır. Dolayısıyla boşanmış bireylerin yaşam kaliteleri, cinsiyetleri, kaç yaşında oldukları, eğitim durumları, gelir getirici bir işte çalışıp çalışmadıkları, gelir düzeyleri, boşanma kararını veren taraf olup olmadıkları, çocuk sahibi olma durumları gibi faktörlerden etkileniyor mu? Ya da boşanmanın gerçekleşme biçimi ya da boşanma üzerinden geçen süre yaşam kalitelerini etkileyen değişkenler arasında mı sorularına cevap aramak üzere bu araştırmaya başladık. Araştırma yöntemi olarak verilerin gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal bir veri olarak ifade edilebilirliğini sağlayan, araştırmamızın sonuçları bakımından daha işlevsel olduğunu düşündüğümüz nicel yöntem kullanılmıştır. Boşanmış bireylerin yaşam kalitelerinin değerlendirilmesi, genel tarama modeliyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak için evrenin tümü, ya da ondan alınacak bir grup örneklem üzerinden yapılan düzenlemelerdir. Araştırmanın evrenini Türkiye'de yaşamakta olan boşanmış bireyler oluşturur. Örneklemini ise araştırmanın sınırlılıklarına uygun bireyler arasından seçilmiş 57 kadın ve 46 erkek olmak üzere 103 katılımcı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri tarafımızdan katılımcıların kolaylıkla okuyabileceği ve anlayacağı şekilde hazırlanmış, 37 sorudan oluşan sosyodemografik veri formu ve Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırlamış olduğu 27 sorudan oluşan yaşam kalitesi ölçeğiyle toplanmıştır. Sorular Google Formlar üzerinden oluşturulan online anket ile katılımcılara ulaştırılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanmış olan yaşam kalitesi ölçeği, fiziksel sağlık, psikolojik sağlık, sosyal ilişkiler ve çevre alanı olmak üzere 4 alanı içermektedir. Çalışmada elde edilen verilerin analizi için SPSS programı kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına geldiğimizde katılımcıların sosyodemografik özelliklerinden bahsederek başlayabiliriz. Araştırma 46 erkek 57 kadın olmak üzere toplam 103 katılımcı ile yürütülmüştür. Katılımcıların %44.7 ile çoğunluğunu 40-49 yaş aralığı oluşturmaktadır. Katılımcıların çoğunluğu Ankara ve İstanbul illerinde ikamet ettiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca
Muğla, Amasya, Bursa ve diğer 27 farklı şehirden katılım sağlanmıştır. Araştırmada %76,7'lik kesim gelir getirici bir işte çalıştıklarını belirtmişlerdir. Gelir getirici bir işte çalıştıklarını ifade eden katılımcıların %36,3'ünü özel sektör çalışanları, %27,5'ini ise memurlar oluşturmaktadır. Katılımcıların %64 ile çoğunluğu gelir kaynaklarının yalnızca kendi kazançları olduklarını ifade etmiştir. Ayrıca araştırmanın bulgularına göre katılımcıların %13'üne ailelerinin destek olduğu, %5'inin çocuklarından destek aldığı, %12'sinde nafaka aldığı görülmektedir. Katılımcıların %57 ile çok büyük bir çoğunluğu ayrıldığı eşleriyle 10 yıldan fazla evlilik aldıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların %91'i çocuğu olduğunu ifade ederken %9'u da çocuk sahibi olmadığını ifade etmiştir. Eşinizle ayrılığınız üzerinden kaç yıl geçti sorusuna katılımcıların %31'i 4-6 yıl arası cevabını verirken %24'ü 1-3 yıl geçtiğini ifade etmiştir. Yine katılımcıların çoğunluğu eski eşleriyle arkadaşlık, flört ederek evlendiklerini ifade etmişlerdir. Katılımcıların %52'si boşanmalarının anlaşmalı gerçekleştiğini ifade ederken %48'i boşanmaların çekişmeli gerçekleştiğini ifade etmiştir. Boşanma sonrasında yaşanılan en önemli problem katılımcıların yanıtlarına göre %35,9'la ruhsal duygusal problem olarak görülmektedir. %29,10 ise yaşadıkları en önemli problemin ekonomik sıkıntı olduğunu ifade etmiştir. Bunların yanında toplumda yeni bir kimlik arayışına girme %8,7, ardından da çevre baskısı %5,6 ile boşanmış bireylerin boşanma sonrasında yaşadıkları en önemli olduğunu ifade ettikleri problemler arasındadır. Ayrıca yaşanılan en önemli problemin ruhsal duygusal sıkıntı olduğunun belirtilmesine rağmen %66 ile büyük çoğunluğun ruhsal sağlığına ilişkin uzman desteği almadığı görülmektedir. Boşanma sonrasında ruhsal duygusal sıkıntılarına yönelik uzman desteği alanların oranı %34'tür. Katılımcıların %42,6'sı psikolojik iyilik hallerinin olumlu etkilendiğini, %23,3'ü kişisel gelişimlerinde ilerleme kat ettiklerini, %10,2'si ekonomik sıkıntıların azaldıklarını, %7'si üzerlerindeki aile ve çevre baskısının azaldığını ifade etmiştir. Cinsiyete göre yaşanılan en önemli problem incelendiğinde, kadınların %20,4'ü ruhsal duygusal problemler yaşarken, erkeklerin %15,5'i ruhsal duygusal problemler yaşadığını ifade etmişlerdir. Yaşanan ekonomik problemlere baktığımızda %19,4 ile kadınlar erkeklerden daha fazla ekonomik problem yaşadıklarını ifade etmektedirler. Cinsiyete göre yaşanan olumlu gelişmeler psikolojik iyilik hali bağlamında kadınlarda %28,7 iken erkeklerde %13,9'dur. Özgürlük alanı kazanma kadınlarda %37,6 iken erkeklerde %26,7'dir. Kişisel gelişim sağladığını ifade eden kadınların oranı %29,7 iken erkeklerin oranı %19,8'dir. Ekonomik sıkıntılarının azaldığını ifade eden kadınların oranı %13,9 iken erkeklerin oranı %7,9'dur. Aile çevre baskısının azaldığını ifade eden kadın bireyler 8,9'luk bir oranı oluştururken erkeklerde %5,9'luk bir oranda kalmaktadır. Genel anlamda yaşam kalitelerini nasıl buldukları sorulduğunda %66 olarak çoğunluğun ne iyi ne kötü yanıtı verdiği görülmektedir. Bununla birlikte %12 kötü olduğunu, %22 de çok iyi olduğunu ifade etmiştir. Cinsiyete göre yaşam kalitesi ortalamalarına bakıldığında kadınların yaşam kalitelerinin %64, erkeklerin ise %56 olduğu görülmektedir. Gelir getirici bir işte çalışma durumuna göre yaşam kalitelerine bakıldığında gelir getirici bir işte çalıştığını ifade edenlerin yaşam kaliteleri %62,50 iken gelir getirici bir işte çalışmadığını ifade edenlerin yaşam kaliteleri ortalaması %53,8'dir. Katılımcıların yaşlarına göre yaşam kaliteleri incelendiğinde %69,8 ile yaşam kaliteleri en yüksek olan yaş aralığının 50 ve üzeri olduğu görülmektedir. Boşanmanın çekişmeli gerçekleştiğini ifade eden bireylerin yaşam kaliteleri %56,7 iken boşanmanın anlaşmalı gerçekleştiğini ifade edenlerin yaşam kaliteleri %64'tür.
Gelir getirici bir işte çalışma durumuna göre yaşam kaliteleri alt parametrelerle beraber incelendiğinde gelir getirici bir işte çalışanların toplam yaşam kaliteleri %63, psikolojik puanları %61, sosyal ilişkiler puanları %58, çevre puanları %63, son olarak genel sağlık puanları da %57'dir. Gelir getirici bir işte çalışmadığını ifade edenlerin toplam yaşam kalitesi puanları %54, psikolojik puanları %50, sosyal ilişkiler puanları %44, çevre puanları %55 ve genel sağlık puanları da %43 seviyesindedir. Ayrılık üzerinden geçen süreye göre bireylerin yaşam kalitesi incelendiğinde, ayrılık üzerinden 6 ay ile 1 yıl arası geçmiş bireylerin psikolojik puanlarının %60, çevre puanlarının %63 olduğu görülmektedir. Ayrılık üzerinden 1 ila 3 yıl arası geçmiş bireylerin psikolojik puanlarının %54, çevre puanlarının %60 olduğu görülmektedir. 4 ila 6 yıl geçmiş olan bireylerin psikolojik puanlarının %54, çevre puanlarının ise %56 olduğu görülmekte. Ayrılık üzerinden 7 ila 9 yıl geçmiş olan bireylerin psikolojik puanlarının %61, çevre puanlarının %60 olduğu görülmektedir. Son olarak ayrılıkları üzerinden 10 yıl ve daha fazla geçmiş olan bireylerin psikolojik puanlarının %70, çevre puanlarının da %74 olduğu görülmektedir. Tüm bu bulgular ışığında sonuçlara gelecek olursak, araştırmada öncelikle evlilik birliğinin sona ermesinin ardından cinsiyet, yaş, gelir durumu, boşanma kararını veren kişi, boşanmanın gerçekleşme biçimi, evlenme biçimi ve ayrılık üzerinden geçen süreyle yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu söylenebilir. Bununla birlikte eğitim durumu, yeniden evlenmeyi düşünme ve çocuk sahibi olma durumlarının boşanmış bireylerin yaşam kalitelerinde doğrudan etkili faktörler olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyetleri %55'e %44 ile birbirine yakın orandadır. Boşanmış kadın bireylerin erkek bireylere oranla yaşam kalitelerinin daha yüksek olduğu, buna karşın boşanmış kadın bireylerin erkeklere oranla daha fazla problem yaşadığını ifade ettiği bulgusuna ulaşılmıştır. Cinsiyet, yaşam kalitesi bağlamında fiziksel sağlık ve çevre alt parametrelerinde anlamlı bir değişken olarak karşımıza çıkmıştır. Her iki cinsiyet içinde yaşanan en önemli problemin ruhsal ve duygusal problemler olduğu saptanmıştır. Boşanmış bireyler ikinci olarak da yaşadıkları en önemli problemin ekonomik problemler olduğunu ifade etmişlerdir. Araştırmaya göre boşandıktan sonra bireyler çoğunlukla sorunlarını kendilerinin çözdüklerini veya aile veya yakın arkadaşlarıyla dayanışma halinde olduklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılanların en sık gerçekleştirdiği boş zaman aktivitesi kitap, gazete ve dergi okumaktır. Boşanma sonrasında kadınların çoğu maddi durumlarının iyi olduğunu, erkeklerin ise kötü olduğunu ifade ettikleri görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu aylık ortalama gelirlerinin 2100 ve 4000 TL arası olduğunu ifade etmiştir. Araştırmaya göre boşanma sonrasında gelir getirici bir işte çalışıyor olmak, hem genel anlamda hem psikolojik, çevresel ve sağlık noktalarında yaşam kalitesini olumlu etkileyen faktörler arasındadır. Aynı zamanda gelir durumu yükseldikçe katılımcıların yaşam kalitelerinin de yükseldiği görülmektedir. Boşanma konusunda karar veren tarafın erkeklerin çoğunluğu için eşi, kadınların ise kendisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bununla beraber boşanmaya karar veren tarafın yaşam kalitesi üzerinde hem psikolojik hem de çevresel anlamda etkili olduğu görülmüştür. Araştırmaya katılan boşanmış bireylerin çoğunluğu arkadaşlık, flört ederek evlendiklerini ve 10 yıldan fazla evli kaldıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların evliliklerinin bitmesindeki en önemli faktörün kişisel uyumsuzluk ve karşılıklı olarak beklentilerin gerçekleşmemesi olduğu saptanmıştır. Boşandıktan sonra yeni bir konut bulup taşınanlar çoğunluktadır. %54 oranında katılımcı benzer sorunları tekrar yaşamak istemedikleri için yeniden evlenmek istemediklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların %46'sı da hayatı paylaşacak bir arkadaşa ihtiyaç duydukları için yeniden evlenmek istediklerini belirtmişlerdir. Bununla beraber çocuk sahibi olmayan bireylerin olan bireylere kıyasla boşanmaya daha pozitif yaklaştıkları saptanmıştır. Araştırmaya göre katılımcıların çoğunluğunu üniversite veya yüksekokul mezunları oluşturmakla birlikte eğitim durumuyla yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Boşanma sonrası yaşanan olumlu gelişmeler bağlamında
Kadınların özgürlük alanının genişlemesi, psikolojik iyilik halinin olumlu etkilenmesi, kişisel gelişimde ilerleme kaydedilmesi, ekonomik sıkıntıların azalması ve aile, çevre baskısının azalması noktalarında erkeklere oranla daha fazla olumlu gelişme yaşadıkları görülmektedir. Sonuçlara göre, ailelerin isteği veya baskısıyla evlenen bireylerin boşanma sonrası çevresel yaşam kalitelerinin diğer evlilik biçimlerine göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte boşanmadan en fazla etkilenen tarafın kim olduğu sorusuna en fazla çocuklar yanıtı verilmiştir. Katılımcıların genel yaşam kalitelerine dair algıları ne iyi ne de kötü şeklindedir. Araştırmanın bulguları ve sonuçları ışığında önerilere değinecek olursak, araştırmanın sonuçlarında da görüldüğü üzere cinsiyet, boşanma sonrası bireylerin yaşam kalitelerini etki eden en önemli faktörlerden biridir. Bu bağlamda boşanmış bireylerle ilgili olarak yapılacak çalışmalarda öncelikle hem gündelik yaşam pratiğinde, hem yasal düzlemde, hem de toplumsal düzlemde toplumsal cinsiyet eşitliğini hedefleyen feminist sosyal çalışma bakışına ihtiyaç vardır. Boşanmanın yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alındığında İlk olarak evliliğin daha sağlıklı yürütülebilmesi adına evliliğe karar verme sürecinde bireylere evliliğe dair beklentileri, evlilik sürecinde yaşayabilecekleri olumsuzluklar, güçlükler ve bunlarla baş edebilme stratejileri gibi konularda evlilik danışmanlığı hizmetleri sağlanmalıdır. Evlilik sürecinde geçimsizliğin ilk başladığı zamanlarda bireylerin bu sorunları geçiştirmesinin önlenmesi, sorunların daha komplike hale gelmeden çözülebilmesine yönelik aile danışmanlığı hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Makro düzeyde kapalı aile yapısının aşılması, sağlıklı aile dinamiklerinin kurulabilmesi ve ailenin işlevselliği için kapsayıcı ve eğitici sosyal çalışma faaliyetleri yürütülmelidir. Boşanma süreci ve sonrasında bireylerin hukuki sıkıntılar yaşamasını önlemek üzere sorumlu kurum ve personellerce hukuki destek sağlanmalıdır. Boşanmış bireylerin yaşadıkları en önemli olarak nitelendirdiği güçlüğün psikolojik ve ruhsal problemler olmasına karşın psikolojik sağlıkla ilgili uzman desteği alanların oranının çok az olması, ruhsal sağlık hizmetlerinin daha ulaşılabilir ve yaygın olması gerekliliğini göstermektedir. Ekonomik problemler yaşayan boşanmış bireyler için sosyal güvencesi olan gelir getirici bir işi yok ise sağlanması, sağlanana kadar da ihtiyacı doğrultusunda aynı ve nakdi yardım yapılması, bireyin boşanma süreci ve sonrasında yaşadığı güçlüklerin daha aşılabilir olmasına yardımcı olacaktır. Boşanma süreci ve sonrasında çocukların olumsuz etkilenmesinin önlenmesine yönelik psikososyal hizmetler sağlanmalıdır. Aynı zamanda bu süreçte ebeveynlerin çocuklara yaklaşımıyla ilgili bilinç seviyesini yükseltecek eğitimler ve uzman destekleri sağlanmalıdır. Veri toplama sürecinde de erkek katılımcıların kendi namus kavramı algıları, süresiz nafaka sorunları, çocuklarıyla görüşememe problemleri yüzünden neredeyse öldürmeye varacak şekilde kadına yönelik şiddeti normalleştirdikleri görülmüştür. Bu noktada boşanma ve boşanmış bireylerle ilgili literatürün genişletilmesi, kadınların ve erkeklerin boşanma sonrasında yaşadıkları problemlere çözüm odaklı yaklaşılması, psikososyal desteğin ulaşılabilir ve yaygın nitelikte olması önemlidir. Araştırmamızın bulguları, sonuçları ve önerileri bu şekildeydi. Öncelikle grup arkadaşlarıma emek verdikleri için teşekkür ediyorum. Bununla birlikte araştırmamıza yardım eden, yol gösteren öğretim elemanları Profesör Doktor Vedat Işıkhan ve araştırma görevlisi Yasemin Ertan Koç'a çok çok teşekkür ediyorum. Sunumu izlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın, esen kalın.